Fed beklentilerle uyumlu olarak faiz oranlarını sabit bırakırken, Powell'ın şahin bulunmayan konuşmalarıyla borsalara alım geldi. Bu arada dünyada açıklanan sanayi üretim rakamlarının düşme eğilimi göstermesiyle global bir yavaşlama beklentisi iyice fiyatlanmaya başlıyor. Tahvil getirileri buna paralel olarak düşme eğilimi gösterirken aslında hisse senedi piyasalarını destekliyor. Gün boyu satış baskısında kalan endeksin kapanışa doğru gelen tepki alımlarıyla kayıplarını azaltarak artıya geçtiğini ve önemli destek noktasından gelen bu tepkinin güç kazanabileceğini düşünüyoruz. Özellikle perakende sektörü ve iyi bilanço açıklayan büyük şirketlerin dayanıklı görünümü bu görüşümüzü destekliyor. 7400 seviyesinde gelen tepki alımları bu desteği daha da kuvvetlendirmiş durumda. Türk lirası mevduat munzam karşılıklarının artmasıyla Türk lirası mevduat faizleri bir miktar yukarı gidebilir. Faiz alternatifinin güçlenmesi borsamız açısından çok iyi haber olmasa da bankalar açısından bu gelişmeyi şu aşamadan ötürü görüyoruz. Bugün açıklanan bilançolardan Türk Hava Yolları, Anadolu Efes ve Migros beklentilerin üzerinde sonuçları açıklarken olumlu sonuçların borsada beklediğimiz tepkiyi de destekleyeceğini düşünüyoruz. Anadolu Efes ve Coca-Cola'nın güçlü sonuçları açıklaması, Anadolu Grubu Holding kar beklentimiz için yukarı yönlü risk oluşturuyor. Endeks için belirlediğimiz destek direnç seviyeleri 7400 ve 7600 ile 7800 olmaya devam ediyor. Teknik olarak Koç Holding, Tüpraş ve Türk Hava Yolları hisselerini beğeniyor, güne pozitif bir açılışla başlamayı bekliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.